Türkiye'nin parlamentinin deputatları menen Kırgız Respublikası'na yasap örgütleşü üçün vakıf kaldı. Rasmi sapar menen gelüülün abdan kuanışta bolgonuñuzdu özgöçürö belgилеп. Orada siz dahi özgöçürö basa belgилеп өткөндө üstünüz. Siz daha iyi öğretmenler, mamleket başçılarımız dahi üstünüzde bu yılın için. Sayın Cumhurbaşkanı'yla iki sefer başbakanım. Bu gece Türkiye'nin örgüt başçısı, Barlıvız Yaşkı'nda Kırgız Respublikası, Birlikten Oğutlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Meclis Başkanı olarak milletvekili arkadaşlarımızla beraber bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Amacı meclislerimiz arasındaki ilişkileri de hükümetler arasındaki ilişkilere paralel olarak ilerletmek. Kırgızistan-Türkiye arasında yeni dönemde ilişkileri her alanda geliştirmeyi öncelikli hedef olarak görüyoruz. Kırgızistan da her alanda güzel hamleler yapıyor ve ülkenin ilerlemesi, kalkınması gözle görülür bir şekilde devam ediyor. Kardeş ülke olarak Türkiye, Kırgızistan'ın kalkınma hamlesinde üzerine düşen sorumluluğu getirmeye devam edecek. Uluslararası alanda da Kırgızistan'ın aktif bir faaliyet içinde olduğunu görmekteyiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2027-28 yılları için üyeliğini Türkiye olarak destekliyoruz. Bunu ilan ettik. Değerli kardeşim Rastan Bey Mirza, tabii Kırgızistan-Türkiye arasındaki ilişkileri gölgeleyen bir meselemiz var. O da Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ'nün yapılanmasıdır. Cengiz Aytmatov'un dilinden ben bir şey ifade edeceğim. O sizin gibi giyinir, sizin gibi konuşur. Yalnız kendi milletine ihanet eder. Milletinin düşmanlarıyla birleşerek milletine karşı çalışır. Bu karakter ilk kez Manas Destanı'nda Özkaman olarak karşımıza çıkar. Özkaman'la Mankurt'u karıştırmamak lazım. Gözkaman her şeyi bilerek yapan bir haindir. Mankurt ise aklını kaybetmiş, ne yaptığını bilmeyen bir zavallıdır. Yani bu FETÖ'cüler Gözkaman gibidir. Cengiz Aytmatov bunları çok iyi bilmiş ve bize öğüt bırakmış. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Zat-ı haliniz meclis başkanı olarak, Sayın Soran Bey Cumhurbaşkanı olarak bu meselede ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu konudaki iradenizi ortaya koyuyorsunuz. Biz bunu Kırgız-Türk ilişkileri bakımından çok önemli, çok da kıymetli olarak görüyoruz. Konudaki hassasiyetinizden dolayı Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Yani Türkiye-Kırgızistan ilişkileri bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde yol almaya devam edecektir.